Yapmak değildi de maksat oh. Beni geri çekti asfalt Şu anda cennet elimde avokado Derdi Bütün aşklarıma Gel. gidelim Gel Marmara Ninja yepyeni bölümden herkese selam arkadaşlar. Ben balık tutmaya geldim. Oyuna yeni girdim. Balık tutmaya geldim. Bir de baktım ki burada bakır damarı var. Neden kırmayalım dedim. Sonuçta para paradır arkadaşlar. Kırıyoruz. Şu an 178 tane oldu bile. Gayet güzel. Bu arada geçen bölümdeki hasılatı sizlere e, söylememiştim. O şekilde videoyu bitirmiştim. Karbon oltayla arkadaşlar yaptığımız hasılat bir saatte bize bir saatlik bonus veriyor ya. Vermese de vermese biraz daha düşürür tabi ama verdiğini varsayalım. Ben dün bir sabah bonus aldım bir de gece 12'den sonra bonus aldım ve toplamda şuradaki balıkların hepsini 3 saatte kastım bak 15 tane yabimiz var ondan sonra 8 tane altın su dağımız var geri kalan da zaten görüyorsunuz arkadaşlar bir tek sevimli balığı kendime kasıyorum geri kalan hepsini satacağım pazara atacağım ve fiyatlarına baktığım zaman arkadaşlar 3 won 15 m gibi bir şey yani 3 won diyelim 2 saatte 3 won yani 1 saatte bir buçuk won para ediyor arkadaşlar bir buçuk won para gerçekten bir saat için güzel bir para ve bu bir saati aralıksız da kasmıyoruz mesela yarım saat yapıyorum karakter atıyorum biraz dinleniyorum falan daha sonrasında hani bir 10 dakika ara veriyorum bu arada bitti maden devam edelim 10 dakika ara veriyorum daha sonrasında geliyorum. devam edelim yani bir saat farmda arkadaşlar bize toplamda 3 1.5 won bırakıyor yani 2 saati yaptım 3 won gayet güzel Şimdi ben yine devam edeceğim. Bakalım hasılat aynı oranda devam edecek mi? Bir göreceğiz. Neymiş ne değilmiş. Bir de ben şöyle bir şey yapıyorum. Başlarken marketi açıyorum. Marketten bir tane küre alıyorum abi. Arada basıyorum öylesine. Keyif hoşuma gidiyor öyle. Bilgiyi açalım. Bir iki tane birlikte sallayalım arkadaşlar. Ne olduğu belli değil. Gönder bakayım. Ot sazını. Güzel. Ot sazanları saldırı hızı veriyor arkadaşlar ve saldırı hızı yani şu an yeşil iksirin dünya para olduğunu düşünürsek gerçekten o sazında bol bol geliyor ve gayet güzel. Yani ister sat, ister kullan. Ya ben şu an bu karbon oltadan yaptıklarımı satmayı düşünüyorum. Tabi yabiler, altın sudaklar, palamut, bunlar hani canavar veriyor palamut. Öyle olması lazım bakalım. Aynen öyle. Ya bunlar şimdi hızlı bir şekilde satılıyor. Belki ot sazanı satılmaz. Eğer satılmazsa ne olur abi ben kullanırım sonuçta baktığın zaman yeşil iksir almam onu kullanırım Yeşil iksir kasmaya gitmem onu kullanırım yine her türlü Masraf benim cebime bir şekilde girmiş olur arkadaşlar Neyse hamsi hamsi mesela hamsiye bakın Nerede abi 10 dex veriyor yani Gayet güzel bir şey hele ninja için dex gayet güzel Neyse arkadaşlar laf uzatmayayım Ben burada balığımı farmlıyorum İnşallah yine bize bir bonus gelir bonus gelirse daha da güzel oluyor Gelmese de sıkıntı yok. Geldiği zaman en azından orada yukarıda süresi yazıyor bir saat. Onu görüyorsun, takip ediyorsun. Güzel oluyor. Neyse haydi bana rastgele. Siz de bir like ve yorumla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. And this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? In a day. What do spirits say? yeni bir bölümden herkese selam dostlar kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz ve sizlere bir şey göstermek istiyorum laykan itemlerine bakıyorum bir 61 level ya da 55 öncelikle 55 abi direkt 61 mi bilmiyorum onun kararını veririz çarı kasarız zaten sıkıntı yok yani bir farm çarı e, gerek katta kendi yan çarlarımızı kasabileceğimiz Ondan sonra etkinlik olduğunda katta zaten artık katlanamayız. Çünkü 6 CH'ye düştü Marmara ama... E, ölüm Ölümsüz itemler dizip kulede e, katilin üstünde falan farm yapabileceğimiz bir çar. Kısacası bir tane bize 55 level farm çarı. Ve bunu Lycan yapacağım abi. Lycan hiç oynamadım. Biliyorsunuz şu an Ninja'da hani 105 level'e ulaştık. Bio veriyorum abi. Şimdi çarı hani daha da yüksek levellere kasmak istemiyorum. Çünkü biyomuz geri kalacak. Bu arada biyomuz arkadaşlar hemen birlikte bakalım şöyle. Şeytan hatırasında ve 5 tanesini de verdik abi. 10 tane kaldı. 10 tane sonra şeytan hatırası da bitiyor. Yani bu görevlerin biraz ilerlemesi gerekiyor ki arkadaşlar. Yani boş boş yoksa level kasarsak geri kalacağız abi. Bu arada gördüğünüz yaptığım farmları işte biraz cennet falan da kasmıştım. Bak bunları da çeviririz. Balık tutmaya devam ediyorum. Bu arada elimizde toplamda 30 won, 31 hatta 32 won falan para var arkadaşlar. 30 won'a ya da ben bir bütçe belirleyeyim. Bütçemiz abi 25-30 won arası olsun. En son artık hani itemlerin hepsini tamamladığımız zaman şu kadara dizdik diye zaten başlıkta görürsünüz. Siz şu an görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada şimdi anka kuşu şişlere bakıyorum tamam mı? Bak artı sıfırdan bakıyorum. Ortalamalara bakın. Bir 28 ort var. 5 m. Artı basarız zaten. Kutsama kağıdımız burada 142 tane var. Hani o çok önemli değil ama şöyle 30 ort üstü bakın. Yok abi. 30 ort üstü iniyoruz. 20 ortlar var. 24 var. 27 var bir tane bak. Ama bir taşın artı 2 basmışlar. 28 bak 32 ort. 1 19 m. 4 taşlı 32 ort. Şimdi bak bunu aklında tut 32 ort diyor. Şöyle çıkıyorum. Mesela 37 ortlusu 3.5 won'a çıkıyor. 37 ortlusu 3 won. 36 ortlusu 3 won. Yani 1 won 4 orta bedel değildir arkadaşlar. Bu 32 diğer 36 arada sadece 4 ort var. Hani yani ya efsunlarında da bir şey yok aga. O yüzden en alınabilecek bu. Bak diğerlerine de bakalım. 1.25'e 1 ort fazlası var. 32 alırız yeter yani gerek yok. 1.49'a 34 var. Hatta bunu alalım. 1.49'a aynen. 40 m daha fazla verelim abi. 2 ort fazlasını alalım. En azından 36 ort. 3.5 bon vermek yerine 34 orta 1.5 bon verelim. Aynen. 4 taşlı. Diğerlerine de ben bu arada baktım arkadaşlar. En uygunu bu ve diğer 1.19M olan Anka kuşu. Şimdi biraz sonra çadırı falan da ayarlarız. Ortalama zarar 34 abi. İstanbul Alalım bunu paramız var değil mi? Nasıl yok lan? Ee, young. En yan çardana tim abi onu alayım. Daha sonra dışmış onları da birlikte bakalım. Evet dostlar. Bir bon LM aldık arkadaşlar. 34 ork. Bu arada da 4 ölümsüzü de varmış. Güzel. Eğer hani ölümsüzü dizersek. Kulede kullanırsak 4 ölümsüz 4 ölümsüzdür. Gerçekten inanılmaz. Mesela 40 orta çıkıyor. Bir tane var piyasada galiba ya da bir iki tane var. 40 orta çıkıyor 20 bonlara çıkıyor piyasası. Öyle bir piyasa var abi. O yüzden 34 orta bir buçuk gayet güzel. Gelin birlikte zırh bakalım. Bu arada neden like yapıyorum? Abi bedenselden zaten herkes baktı Zihinsel desen farm çarı için 61 level için evet güzel kolay kolay yatmıyor ama hantal kalıyor abi. Çünkü biosu miosu da ilerlememiş oluyor. Hantal kalıyor. Ondan sonra Ninja zaten biz ninjeyiz gerek yok büyülü keskinlik desen herkes büyülü keskinlik açtı artık büyülü keskinlik 2M'lerden 12M'lere çıkmış abi inanılmaz derece hava kılıcı BK 10M büyülü keskinlik 12M o civarlarda bir piyasası var o yüzden büyülü keskinlik kaçmak istemedim herkes aynısını yapıyor genel yohora için yapıyorlar biz zaten 61 farmı 55 farmı yapacağız gerek yok her neyse Şaman'la falan zaten yapabildi. Yapacak değilim abi. En aklıma yatan ve Laykan oynamadık. Belki bunu da ilerleyen zamanlarda ilerletiriz abi. O yüzden ekipmanlar, zırhlar. Şimdi zırhlar. Ben şöyle bir 34'lüklere bakayım. Neler varmış 34'lüklere? Aslında sadece 34'te sınırlamamak lazım ya. Şöyle 26'lıklar. 26 hatta 60 birlikleri de katalım abi. Şöyle bir piyasasına bakalım. Düz 42 levellik 97. Bunu hepsini atamayız zaten. Onun dışında 42 level. Bu 42 leveller aslında bizi bozuyor ya. 42 level bize göre değil. Malahit plaka var. Bir tane bu 34'lük. Ben bir 60 birliklere bakmak istiyorum. En azından defansımız sağlam olur. Kaça var? 3.5 bona düz var. İşimize yaramaz abi. 6 bona ne var abi bunda da? Oteş 15 var. Hız artı 3 basılmış abi. Artı 3 hız niye basarsın ki sen buna ya? Geç. Başka ne var? Rüzgar 15. Ben biraz piyasaya bakayım. Güzel gördüklerimi şey yaparım. Yoksa böyle video bayağı uzar arkadaşlar. Dostlar piyasayı biraz kurcaladım. Ve bulabildiğim. Gerçekten bulabildiğim. Bu var abi. 3 fona. 10 rüzgar, 2 kp 5HP e absorber. Ateşli zaten dizmeyeceğim. Ateşli dizersem katta bayağı sıkıntı. 6CH'de düşmesinin şeyiyle Zaten hani ayışı mı yapamazsın. O yüzden sıkıntı yok. Çarı da kastırırız abi. Bir tanıdık buluruz. Aracı buluruz. Kastırırız 61'e. Ya da 55'e o anki artık yapacağımız itemlere bağlı olarak. Diyorum ki biz kuleyle de uğraşmayalım. Kulenin çıkması, oyundan atması, cartı, curt sırası. kurbalarda kasarız abi. kurbalarda böyle köşe buluruz az slot olan bir yerde. Yani gidip 2K 3K kasma gibi peşim bir şeyinde değiliz zaten. Ne yaparız? Event'e şöyle 2 saat katılırız abi. 200'lü falan kasarız. Hatta e, 4 saat katılırız. Ne bileyim 600 tane falan eskiden öyle yapıyordum. 4 saat katılıyordum. 600 tane falan kasıyordum arkadaşlar. En az slot olan bir köşede bekliyordum. Yani öyle yaparız. En azından bir farm çarımız da olur ufaktan ufaktan bunu da geliştirir. Paramızı kastıkça da çarı yükleriz abi ne yapıyoruz? Rüzgarlı. Artı 4 taşlı Diğerlerine bakıyorum. Artı 3 falan taş basmışlar. Kafayı yiyeceğim abi. 42 levellik. Rüzgar 10. 5 HP absorbe. 2K var. 3 fona. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yapıştır kardeşim gelsin. Zırhımız da tamam. Şimdi kararımız kesin olduğu için arkadaşlar rüzgarlı itemlere odaklanarak devam edeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında laykanı açacağız. Birlikte kasacağız falan. Ben şimdi geri kalan itemlere biraz bakayım elimde neler var bir depoya bakayım diğer eksikleri hani rüzgarla ne bileyim ayakkabımız bir şeyimiz vardır belki bir itemlerimi bir kurcalayayım mesela e, kolyemiz olsun bileziğimiz olsun bunları kendi çarımızdan ekleriz abi her türlü zaten 55 yapacağız en kötü o yüzden şu an bize gereken kask aslında bir tane kaskım var ama ateşli. Rüzgarlı bir kask gerekiyor arkadaşlar ondan sonra 61'lik bir kalkan gerekiyor evet 61'e kasacağız her türlü öyle gözüküyor 61'lik kalkan 60'lık rüzgarlı bir kask ondan sonra kolyeyi zaten bunu takarız bir küpe ama laykan hangi küpeyi kullanıyor tam olarak bilmiyorum abonoz mu kullanılıyor onu bir sormam lazım arkadaşlara bildiğiniz üzere laykan hiç oynamadım onun dışında da ayakkabı bakarız el zaten tamam kuşak uygun fiyata kuşak bulursak kuşak da alırız bir tane arkadaşlar. Sürekli hani bizim itemleri atmakla uğraşmayız ya da bilmiyorum. Duruma göre artık bakacağız. Evet dostlar hemen bir araştırma yaptım ve 750 k rüzgar 10'lu gök Mifer buldum. sonraki bir yeme rüzgar 10 yeterli olacak diye düşünüyorum inşallah olur. Bu arada rüzgar 15'ler bir, bir üstüne çıkıyor falan hiç gerek yok arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde bunu da artı altıya atarız zaten. Artı altı olduğumuzda blok da sağlayacak o blok kapatır. Şimdi bunun blok vermesi abi. Rüzgar 15'li işte e, 21 levelli kaskla aynı şeye bedeldir. Çünkü güzel de bir bize blok sağlıyor arkadaşlar. Bu tatlı oluyor. Her neyse miğferimiz de tamam. Bunu artı altıya atacağız. Şimdi arkadaşlar en büyük aklımdaki soru. Farklı bir çarda mı açayım? Yani farklı bir yerde mi açayım çarı? Yoksa bizim bu çarın yan karakterlerinde mi açayım? Valla yan karakterinde açır, açarsam ne olacak abi? Hem buradaki bizim e, normal şu an zaten bitmiş de buna çektiğimiz arkadaşlar eldiven site eldiveni onda da işleyecek. Ayrıyetten e, baktığımız zaman başka bize ne avantajı olacak? Biz map'te bol bol eldiven düşürüyoruz zaten onları atacağız. Öbür türlü 61 olduğu için gidip kızıl ormanda metin kesmeye uğraşacağız. Eldiven düşürmeye uğraşacağız ve çok değerli olacak düşen bir eldiven. En güzel bunun yan karakterlerinden 30'lardan birini boşaltırız abi onu sileriz onun yerini açarız yani bir de ayrıyetten mesela auramızı falan da direkt olarak atabiliyoruz depodan ticaret yok bildiğiniz gibi ama depodan yan çara aktarabiliyoruz Böyle bir artımız var e buna yüzük çıkarmışızdır direkt onu atarız işte onu da ondan da kullanabiliriz böyle böyle avantajlarımız var o yüzden ben bunu yan karakteri açacağım evet e, baktığın zaman yan karakter olması pek hoş değil e, Başka şeyler için ileride falan ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunun yan karakteri açacağım. Zaten 61'de bırakacağım hani ilerleyen zamanda kasmam ilerleyen zamanda bir like on yazımız gelirse sıfırdan zaten başlarız biliyorsunuz alışkınsınız arkadaşlar. Şimdi bir tane de bilezik buldum benim yan çarda duran bilezikli arkadaşlar 10 ateşi var 10 rüzgarı var 15 büyüsü var hani güzel gümüş bilezik zaten İş görür. Bu arada şöyle bir tane mama hazırlamıştı bana ateşli olarak var bir tane 10 ateşli iki yarı bir saldırısı falan her neyse. Bu da artı sıfır. Bunu, bu da artı basılacak arkadaşlar. Şu ikisini artı 6 yapacağız. Bunu bilmiyorum. Ateşliği kullanır mıyım? Şu an hani rüzgar üzerine diziyoruz çara ama. Bu arada rüzgarlı ayakkabıya bir bakmam lazım. Bir şamanın yan çarına ve şamana falan da bakmam lazım. Sanki bir rüzgarlı ayakkabımız vardı ya da yoktu emin değilim. Ona da bir bakalım. Evet dostlar biraz araştırmalarım sonucunda anladım ki zekayı yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Like'ına ve 1 won 20 m zaten sersemliğimiz geleceği için arkadaşlar 10 şeytanı da var belki işimize yararlayan zamanlarda 3 yarısı var belki bir, bir ufaktan hani bir ufak çıtır böyle minicik de olsa kendimize bir şey sağlar 8 zekalı bu arada 12 zekalar hani gelemedim hala bu 8 zekalı 1 won 20 emken şöyle 2 bu wonlara geliyorum bakın yani 1.60'lar hadi bir tane o var zaten onun dışında 2 wonlara falan geliyorum böyle yine anca 8 zekalı yani 12 zeka gelemedim bile çok zaten biz pahalı değil düşük bütçeyle bir farmçıları yapmaya çalışıyoruz. Bunu baştan sö söyledik. Bu konuşamadım. Bunu baştan söyledik. Belli ettik arkadaşlar. Her türlü zırhı en uygunlarından aldık. İşte ele en uygunlarından aldık. Kapalı 750 kaya aldık rüzgarlığı. E tabi bilezik bizde vardı. Bu baya güzel bilezik ama çok çok pahalı bir şey değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Bulunabilecek şeyler arkadaşlar. Neyse bunu biri almadan arkadaşlar. Bivon, Bivon 20M 8 zekalı. Zaten değiştirmeliklerle aynı fiyat. Bivon 20M arkadaşlar yine yok. Şuradan bir 10M atayım yan çardan. Yang bitiyor. Von var. Yang bitiyor. Bunu alalım arkadaşlar. Gördünüz zaten. Onu alıp geliyorum. Evet dostlar kalkanımız da tamam. 1 von 20 m Bunların hepsini bir ufaktan toplayacağız. Şu zaten bizde vardı. Bu da vardı abi. Şunları aldık. Aldıklarımızı şöyle bir köşeye toplayalım. Evet şuraya aldık. 3 4 5 5 von 71. 5 fon 71 eme şunları aldık arkadaşlar. Vallahi uygun bir fiyata toplayacağız gibi gözüküyor. Şunları da kendi koyacaklarımıza da bir ufaktan fiyat biçeriz. Videonun ilerleyen dakikalarında söylerim arkadaşlar. Ne kadar mal olduğuna bakacağız. Ama gerçekten uygun yollu bir farm canavarı çıkaracağız. Bu olarak ise arkadaşlar beyaz altın küpelere bakıyorum. Şöyle ortalama işte bir bona falan var. Yalnız hep öyle çok bir şey değil. Bir tane 35 yeme var. 3 efsun yapmışlar. Biz bunu 4 hatta 5 yapıp bir de efsun değiştirme panelimize gelirse deneriz arkadaşlar. 35 yeme bunun fiyatı gayet güzel. Yapıştır gelsin diyeceğim. Mine para yok. Ben yan çardan para alayım. Küpeyi de alıyoruz. Bu arada geri kalan her şeyi tamamlıyorum. En son toplam fiyatı söyleyeceğim. Bu arada bende olan itemlerin fiyatını ayrı kaç para harcadığımızı ayrı bir şekilde toplam kaç amal edebileceğimizi söyleyeceğim dostlar. Şunu 35 yeme kaçırmayalım. Şimdi dostlar ufak bir hesaba gelelim. Ben bir hesap yaptım. Aldığımız itemler arkadaşlar. Ben hepsini buraya dizdim şimdi tamam mı? Aurayı hiçbir türlü saymıyorum. Auranın çünkü fiyat olarak bir şey yok. eple alıyorsun. Aurayı sayma. Sen kendine artık onu e, sersemlik kalkan mı alırsın? Başka bir şey mi yaparsın? Orasını e, bilmiyorum. Hallet abi. Aldığımız itemler el, zırh, kask, kalkan, küpe. Bunlara para verdik aldık arkadaşlar. Toplamda 6 harcadık. Altı bon. E bir de artı basacağım ben şimdi şu kaska falan. Hadi altı buçuk bon olsun. Altı buçuk bon burayı harcadık tamam mı? Ya düz altı diyelim. Daha uygun alırsın. Ben acele ettim. Hızlı hızlı aldım. Altı bon diyelim. Ayrıyeten tılsın. Mesela bendeki artı dört falan tılsın. Maminin tılsımı. Böyle efsunlusuna falan gerek yok. Sana sadece rüzgar gücü alabilmen için artı bir bir rüzgar tılsımı yeterlidir. İki bon yirmi em abi onlarda. Ha gidersin rüzgar elementi olan bir tane işte El alırsın oradan harcarsın ama fark etmez. 2020 buna vereceksin. Veya 2020 220ye fazla verip işte elini rüzgar elementle alırsın. Her neyse orasını hallet aga. Bilezik 2.10 abi. Ben e, normal sadece rüzgarlı ve HP'li böyle düz bir bilezik fiyatı yazdım. Şimdi ben bunları koydum ama bunlar da ekstra. Mesela ne var bunda ateş var. Ondan sonra bir 15 ve rüzgar denk geldiğimiz zaten işte çatlaklık falan filan muhabbetleri var. Her neyse bunları saymayalım. Hani bunun belki 5.16 bu ne deri olsa da bilmiyorum bu arada. Ben 2 won'luk bir şey alsan şöyle idare edecektir arkadaşım seni. 2 won bilezik 1.5 won kolyeler. Bu 2 KHP'li sen al 1 KHP'lisini sıkıntı olmaz. 1.5 won falan. Ayak 1.5 won dedim. E, ee, bunda işte savlar var bilmem ne var. Sen yine düz 1 KHP'lisini artı 9'unu alırsın. 1.5 won'a var. Kuşağı 3.5 won dedim. E, ee, bu kuşağın fiyatı da herhalde o civarlarda bir şey fazla da bilmiyorum. Toplamda 10 won da buraya gitti. Yani biz 16 won'a Hadi binek minek de al ne bileyim bir şeyler daha al. 20 won taş çatlasın ama şu anki hesabımız hesabımızda abi. 16 won. Tamam mı? 16 won'a harbiden taş gibi. Bak bunları da hepsi dahil yani. Kuşağı işte tılsımı. Benim verdiğim diğer itemler falan hepsi dahil. 16 won'a taş gibi çar yapacağız. Tabi ilerleyen dakikalarda bir şeyler çıkarsa onları da ekleriz. Şimdilik 16 won'luk bir har. Yani benim 6 won'luk. o won'da kendi itemlerimden ekliyorum. Toplamda 16 onluk bir çar dizecekmişiz gibi gözüküyor. Hemen geçelim çarı açmaya arkadaşlar. Ve dostlar bir tane 33 level çarı boşalttım. Birlikte silelim arkadaşlar. Neymiş karakter silme kodu? Şöyle bir yandan da bakıyorum. Evet. Başarıyla silindi. Şimdi like'ınımızı açalım. Like'ında iki tane şey var. Bu daha güzel abi. Daha böyle bir hoş duruyor. Şimdi en önemlisi nick. Abi özledim bu iki ya. Ama şimdi bu 61 level çarı olacağı için abi sırf e, hukmen yaparsam hukmen diye rahatsız edecekler diyorum. O yüzden farklı bir şey bulalım. Ben hemen düşünüyorum abi. Ve çarımız hazır abi. Nick'imiz de gördüğünüz gibi 10 numara tatlı bir nick oldu abi. Yay anlamına geliyor. Allah güzel de bir çar. İnşallah bizi tatmin eder abi. Şimdi bunu buradan çıkarma muhabbeti var bildiğiniz gibi. Bunu buradan çıkarmak için şu görevleri takip etmen gerekiyor. Hızlı hızlı gerçekleştirelim. Valla ben şimdiye kadar herhalde bir tane öylesine Laykan çıkarmışımdır buradan dışarıya. Bilmiyorum bir şeyler yapıyorduk ama. Hoş geldin Laykan diyor. Devam diyor. Hop tecrübe mecrübe verdi. Neredeyse bir level atlatıyordu. Hemen koşalım abi. Burada görevleri yaparak zaten buradan dışarı çıkıyoruz. Hayvanlar çıldırdı diyor. Bekçiye git diyor. Koloni bekçisine gidelim. Bak burada Normal yaban domuzu değişik bir metin oluyordu. Dur bakayım onu da biraz sonra görürüz. Hayvanlar O şey. Okay. Tıkladık. Genel görev ne diyor? Av, avlan diyor. Yaban hayvanın kötü nedenini öğren diyor. Genç kahramanlar için silahlarımızı alalım. Zaten bir tane bunda başka seçenek yok abi. Slot keseceğiz kısacası. Anladığım kadarıyla mevzu bu. Abi. Bir tane kestik hemen şey oldu zaten. Bilinmeyen taş. Devam diyelim. Hop 2 level olduk ne verdi bize? Hemen görev bilinmeyen taş kesiyor. Numunelik taşların sayısı 3 tane numunelik. Allah'ın şubotu belki lazım olur. Taş kes diyor. Taşlar ne tarafta? Vallahi aşağı doğru iniyorum. Bilmiyorum nerede olduğunu. İnelim birlikte bakalım. Bu arada stat olarak zeka çok önemli olduğu için e, sp, STR ama bir HP'yi de ufaktan arttırmamız lazım. Nasıl yapalım bilmiyorum. Zaten en çok level de kasmayacağız ama HP'miz en azından en azından şöyle bir 20 olana kadar bir vermek istiyorum. Savunma önemli abi. Ne olursa olsun hangi karakter olursa olsun HP veriyor, defans veriyor. Önemli. Bunu yani şurada göreceğimiz şekilde bir item takmadan 20 yaparım bırakırım. Daha sonrasında SPSTR şeklinde devam ederim diye düşünüyorum. Nerede bu metinler ya? Buldum dostlar bir tane metin. Valla 10 saatte gidiyoruz ha. Tak tak tak. Oo, bayağı hızlı bir şekilde kesiyoruz. Herhalde bu metin değil mi? Yo 3 diyor. Bilinmeyen taş kes diyor herhalde. Ne diyor abi? Bilinmeyen taş topla koloni bekçisine götür Numunelik taşların sayısı 3. Ama metin kes demiyor. Herhalde slot keseceğiz o zaman. Bilinmeyen taş topla diyor. Tamam slot keselim. Aynen öyleymiş dostlar. Slot kesmemiz gerekiyormuş. Ben direkt taşı görünce yapıştırdım. Ne diyor? Taşlarım koloni bekçisine geri dön. Niye yanmıyor? Şu değil miydi? Burada da var mı? Neyse ben direkt taşı görünce odaklandım metin taşı kesmeye ama slotmuş gidelim koloni bekçisine bunu da verelim abi koloni bekçisinin yanına geldik bilinmeyen taş devam dedik bir statü daha atladık aga genel görevler çıbanın başı diyor başarılıydın bilmem neye geri dön diyor dönelim baba burada zaten geldik reisin yanına bilge bilmem ne çıbanın başı sensin başı kardeşim ayıptır ya öyle şeyler neyse Evet yani kötü ne, ne diyor portal bekçisine git ve onu bulabilirsin o abi sen de yani buralarda var mı lan başka o kardeşim ya ayıptır ya zaten şuna bak bu uzun adım atıyor ufacık koşuyor bir değişik değişik Hadi o zaman bir saat sonra görüşürüz bir saatte giderim abi. Portal bekçisinin yanına vardık arkadaşlar ve level atladık 3 level'e ulaştık. Geliyoruz bakalım sıradaki ne? Ayı diyor. Ne diyor? Ayı avla saldırı onun nedenini öğren diyor. Ayı burada kardeşim. Buradan üflesek öldürürüz ya. Yapıştır. Hop. Gitti abi. Portal bekçisi. Topladın. Portal bekçisine geri dön diyor. 8 yan kaldım nereden. Artık zenginiz. Portal bekçisi. Devam. Yine statü mütete atladık. Ne diyor? Meteoroid arayışı. O parçaları bilmem ne yaptı. Ne? düştüğü yeri yok et diyor. Oğlum ne, ne, değişik görevler veriyor lan. Slot mu keseceğiz bu sefer metin mi? Büyük ihtimalle bu sefer metin çünkü Metroid arayışı demiş. Olsun bir yandan da şöyle levelimiz de kasalım. Her türlü zaten kasılacağız abi. Koşalım ben bir tane metin bulayım. Metin keseyim. Valla bir like macerasına atladık ama inşallah güzel olur arkadaşlar. Daha önce de hiç oynamadım. Bakalım bir hevesle bir 61 yapacağız. Evet buymuş olay. Ne diyor? Bilmem bir şeye geri dön diyor. Kime geri dön diyor? Mahro oyunundur nedir öyle bir şey dön diyor. O hangisiydi? Şu giriştekilerden biri değil mi? Aynen bilgi olan. Dönelim abi oraya. Vallahi ilk defa oynayacağız inşallah güzel olur. Ben yani çok seversek, hoşumuza çok giderse de ne bileyim. Ninjayı zaten oynuyoruz biliyorsunuz. Ninjanın bir tık tadı Biz yine farmımızı yapıyoruz, çarımızı geliştiriyoruz. Vazgeçmedik. Ama e, yanına bir like da yapabiliriz. Bilmiyorum yani bir hoşumuza giderse. Ulan buradan geçiş yok mu? köprüyü de yıkmışlar. Allah'ım yarabbim ya. Bilge Çan Çinço'nun yanına geldik arkadaşlar. Metin Taşı devam. Hop yine bir şeyler oldu yine leveller statüler bir şeyler. Metin Taşı daha fazla Metin Taşı yok et diyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim oradan oraya oradan oraya. Şuradan dönüş yok mu ya? Biz az önce orada bir yerde şurada bir yerde kaldık ama şu an şurası kapalı. Şuradan bir yardıralım inşallah yakında vardır Metin. Bir de bu taraftan gidelim ya. Vallahi ikinci mor bastık. Yani 10 dakikadan fazla oldu. Buradayız arkadaşlar. Yapmaya devam ediyoruz görevleri. Bitmeyecekmiş gibi geliyor. Yemin ediyorum artık bit ya. Ne verdin? Genel görevler. Sunkman ediyor. İnsanların Uriel'e. Uriel tamam Uriel diyor. abi çıkışın zamanı gelmiştir. Yan görev falan filan. Oğlum bu yine ötüyor. At beni dışarı. İnsanların dünyası diyor. Ne yap diyor. Koloninin kenarında portal bekçisi. Vallahi kurtuluyoruz abi. Portal bekçisine gidiyoruz ve buradan kurtuluyoruz. Bakmayın hani kısa gibi gözükse de bir ton oradan oraya koş. Yani şu portal bekçisi mesela her şeyi bozuyor. Metinlerin ta şuralarda olması her şeyi bozuyor. Yani zaten bineğimiz yok. Burada mesela ne yapabilirler abi? Laykanlara açılış paketi olarak hani şu 10'luk yerine bir 60'lık falan verebilirsin böyle 10 dakikalık 15 dakikalık en azından hızlı bir şekilde görevleri yapabiliriz gerçekten güzel olur yoksa onun dışında harbiden çıkmak buradan oradan oraya oradan oraya sıkıyor yani insan neyse hadi kurtulalım buradan like anımızı dışarı çıkardık fakat bugün balık eventi var arkadaşlar ben balık eventinin sadece ve sadece 40 dakikasına falan katıldım 40 dakikada 2 4 6 700 tane balık yapboz sandığı 5 tane de deluxe kastım arkadaşlar Ortalama 40-45 dakika falan yaptım. Eventin bitmesine de 1,5 saat var. Şimdi oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım kaç tane sandık elde edebileceğiz. Aslında karbon olta varken hani oynamaktan ziyade biriktirip biriktirip mesela bir ay içinde atıyorum 4 event mi oldu? 4'ünde de sürekli biriktireceksin. Ama 4 saat tutarsan tabii ki de böyle bir şey. Hepsini biriktirip bir sonraki ayda sadece oynarsın hani karbonoltaya hatta balıkçılık kılavuzuna gerek olmadan. Bu bir taktiktir ama isteyen yapar. Ben yani o kadar uğraşmıyorum arkadaşlar. Balık eventi eskisi kadar beni sarmıyor. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar. Bunları oynamak olacak. Ben bunları oynayayım. Daha sonrasında da görüşelim. Bu arada balıklarımız da bir yandan devam ediyor. Karbon oltamız var. Balık tutmaya günlük olarak devam ediyoruz yani. Ve 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 dostlar 61 levele like anımızı kastırdık. 2 bon aslında şöyle 1 bon Pelerine bir von da kendime alıyorum dedi arkadaşımız. Ben de dedim pelerini ben vereyim. Üzerine de bir bon vereyim. Aynı hesap zaten arkadaşlar. Satacağım pelerini arkadaşa vermiş oldum. Yani 2 von 61 levele kastırdık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buradan da kasan kardeşimize teşekkürler. Emeğine sağlık. Harbiden çar kasmak bayağı sıkıcı bir iş. Benim için öyle en azından. Ben şimdi yan çara geçiyorum. Bu arada en son balık etkinliğine katılmıştık. Biliyorsunuz balık etkinliğinde ne kadar kastığımıza ne kadar sandık kastığımızı Göstermemiştim diye hatırlıyorum. Hemen sizlere onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Sayı olarak ben de saymadım ama birlikte sayalım. Şunu şuraya ekleyelim. 5, 10, 15, 20, 25. Ee, 3 tane öyle. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Başka var mı? 42 tane sandık. Orta büyük küçük karışık ama küçük çok fazla yok genellikle büyük ve orta var gayet güzel arkadaşlar 40 dakika sadece oynadım yani tuttum bir saatte de falan oynadım gayet güzel abi Şimdi ben bunları bir yan çara falan aktarmasını yapayım arkadaşlar envanteri temizleyeyim günlük karbon oltamızın şeyi var bildiğiniz gibi bonus veriyor onu bir yapalım onu bir gerçekleştirelim agalar bu arada elimizdeki parada 20 bir şöyle işte 23 ediyor. Ayrıyetten bir vonda da var. Yani ne eder abi? 24 von paramız var. Gayet güzel bir para. Galiba bu sefer dostlar balık sandıklarını satacağım. Çünkü geçen sefer açtığımda hani baya baya çel çöp çıktı. Çıkan bir demirci kitabı çıkma ihtimali var ama zaten 90 eme bir falan satılıyor. E, 10 tane sandık satsan sandığın tanesini neredeyse hani ortadan hesap etsek 8-9 M'den aynı şeye geliyor. Ki zaten çıkmıyor yani çıkan da bir şey değil. Kahramanlık madalyası çıktığını varsayalım. Bir kahramanlık madalyası arkadaşlar bunda 24 saatlik çıkıyor. O yüzden o da çok kısa. En mantıklısı satmak gibi geliyor arkadaşlar şu an bana. Neyse ben bunları pazar aktarayım. Ve bu videomuzda burada noktalayalım dostlar çok daha fazla uzatıp sizleri sıkmayalım 61 level çarımızı bildiğiniz gibi söylediğim rakamları videonun ortasında söylemiştim söylediğim rakamlara gayet uygun bu fiyatta 61 level like'ınımızı dizdik kastırdık maliyeti tamamen anlamış olduğunuz arkadaşlar e şimdi ne yapacağız rüzgarlı dizdik bildiğiniz gibi gelecek videolarda artık kurbağalarda falan bir farm yaparız arkadaşlar ay işi etkinliğine katılırız büyük ihtimalle zaten farklı bir şeyde katılabileceğimizi zannetmiyorum ama ne yaparız geliştirmeleri size gösteririm ara sıra işte at görevini yaparız atını işte askerat yaparız gider deneme yaparız abi ölüm metni falan şeytan metni öyle şeyler deneriz takılırız yani kısaca arkadaşlar neyse bu bölümlük bu kadar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun gelecek bölümlerde görüşmek üzere haydi hoşçakalın